Zafer Şahin, MHP'yi kapatalım ittifakı. Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın başladığı gün, Karar Gazetesi'nde Başardık Oğlum başlığıyla yayınlanan Yıldıray Oğur'un yazısı. Muhakkak okumanız gereken bir yazı hem sinan ateş cinayetine hem de mhp'ye yönelik büyük siyasi kumpasa ışık tutan bir içeriğe sahip yakın geçmişte feto'nun yayın organlarında tsk'ya kurulan kumpasları güçlü kalemiyle bir güzel makule bağlayan yazar sinan ateşin adını bile geçirmeden bu davayı da ustaca manipüle ediyor okumayanlar için kısa bir özet geçip öyle devam edelim 2013'te Yunanistan'da ırkçı altın şafak partisi üyelerinin işlediği yargı kararıyla kesinleşen Pavlos Fias cinayeti anlatılıyor yazıda. Oğur 7 yıl süren davanın altın şafağın kapatılması ve yöneticileri de dahil 68 üyesinin tutuklanmasıyla sonuçlandığını hatırlatıyor ve bunların hepsini oğlu için mücadele eden bir kadın başardı cümlesiyle bitiriyor yazısını. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Karar yazarı FETÖ'nün muktedir olduğu günlerdeki kadar cesur değil. Mesajını üstü kapalı olarak Yunanistan'da 11 yıl önce işlenen, 4 yıl önce karara bağlanan bir cinayet üzerinden mahcup bir şekilde veriyor. Zararı yok. Onun açıktan söyleyemediğini firari FETÖ'cüler zaten günlerdir X'te dile getiriyor. MHP kapatılsın. İsmini anmaya değmeyecek meşhur FETÖ'cülerden biri, Türkiye gri listeden çıkıp dünya ekonomisine yeniden entegre olacaksa, MHP'nin devletten sökülüp atılması lazım diyerek asıl planı açıklıyor. MHP'nin kapatılması, ülkücü kadroların devletten tasfiyesi, FETÖ ve örgütün iplerini elinde tutan kuklacıların olmazsa olmazı. Bir türlü gerçekleştiremedikleri hayalleri. 2011 genel seçimlerinde MHP'yi baraj altında bırakmak için gerçekleştirilen kaset operasyonu da, sonrasındaki MHP'nin bölünmesi senaryoları da FETÖ eliyle dışarıda kurgulanan tezgahlardı. Ne yapsalar olmadı, başaramadılar. Bu ülkede vicdan sahibi hiç kimse Ankara'nın göbeğinde katledilen genç bir insana kayıtsız kalamaz. Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın. Ailesine, evlatlarına bu acıyı yaşatanlar kimse adalet önünde hesap versin. Ancak bu dava üzerinden Türk siyasetine çekilmek istenen operasyonu da kimse görmezden gelmesin. Bu planın asıl sahiplerinin derdi Sinan Ateş ve Acılı ailesinin mağduriyeti değil. FETÖ kumpaslarında PKK'nın barikat teröründe 15 Temmuz ihanetinde milletin yanında saf tutan MHP'yi etkisizleştirmek ve becerebilirlerse tasfiye etmek. Çok değil, azıcık siyasi okuma yapabilen herkes bunu görür. Yavaş'a yeni ekip yeni hedef. Aksini iddia etseler de Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu karşı karşıya geldi. Kazanan CHP içindeki gücüyle İmamoğlu oldu. Ama Yavaş'ın pes etmeye niyeti yok. 2028'de o da muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Ve psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için hamle üstüne hamle yapıyor. İddia o ki yeni hedefi 30 farklı ülkeden 1200 üyesi olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin başkanlığına seçilmek. Daha sonra da Dünya Belediyeler Birliği başkanı olmak. Tabii bu işler sadece istemekle olmuyor. Yavaş'ın göz diktiği söylenen koltukların mevcut sahibi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay. Türkiye'nin açık ara en başarılı belediye başkanlarından biri. 6 Şubat depreminde Hatay'da yaptıklarıyla CHP'liler de dahil herkesin takdirini kazandı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak ciddi bir uluslararası tecrübeye ve çevreye sahip. Yavaşın onu geride bırakarak yurt dışında lobi faaliyeti yürütmesi kolay değil. Sanıyorum bu gerçeği gördüğü için kendisine yeni bir ekip kuruyormuş. 150 kişilik bu ekibin başında İstanbul'dan ünlü bir PR'cı olacağı ve Yavaş'ın mevcut basın danışmanının bu sebeple istifa ettiği gelen bilgiler arasında. Böyle bir reklam tanıtım ekibi sadece Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olmak için kurulmaz. Asıl hedefin ne olduğu malum. Zafer Şahin, Milliyet Abdülkadir Selvi, Özgür Özel'i bekleyen tehlike Avrupa Birliği sürecine engeller çıkarıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekirse adına Kopenhag değil Ankara kriterleri deyip yolumuza devam ederiz demişti. Normalleşme süreciyle ilgili de benzer bir süreç işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kelebek ömürlü olmasın diye uyarmıştı. Tam aksine normalleşme sürecinin kelebek etkisi yapması bekleniyordu. Ama Özgür Özel'in neden olduğu yol kazası Bahçeli'nin resti nedeniyle normalleşme ağır bir hasara uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iade ziyaretimizin üzerinden daha iki gün bile geçmeden yapılan ve daha sonra dozu sürekli artırılan çiğlikleri herkes takip ediyor, karşımızdakilerin ciddi bir hazım problemi yaşadıkları anlaşılıyor diye tepki göstermişti. Peki bu durumda normalleşme süreci tamamen rafa mı kaldırıldı? İlk başlardaki heyecanını kaybetti, sınırları daraldı ama tamamen ortadan kalkmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Normalleşme benim nezdimde bitmedi. Çünkü normalleşmenin toplumsal bir karşılığı var. Bu toplum kavgadan, gerginlikten bıktı. Bu toplum iktidarla muhalefetin Karagöz Hacivat gibi kısır kavgaları yıllarca sürdürmesinden bıktı. Bu toplum artık kendi sorunlarının konuşulmasını istiyor." dedi. Özgür Özel işin bam teline dokundu. Bu millet devletin tepesinde kavga istemiyor. Normalleşme süreciyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cephesinde son durum ne? Erdoğan parti kurmaylarına CHP iade ziyarette bulunduk kıymetini bilmediler ama biz normalleşme sürecini devam ettireceğiz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan milli meselelerde normalleşmeyi istiyor. Biz günlük tartışmaların dışında tutulması gerektiğine inandığımız ülkemize, milletimize ve devletin güvenliğine dair konularda bir ortak bakış açısını, bir ortak duyguyu yakalamaya çalışıyoruz. Sivil ve özgürlükçü anayasa, terörle mücadelede ve dış politika gibi milli meselelerde iç cepheyi sağlamlaştırmanın gayreti içindeyiz. Sözleri de bunu ortaya koyuyor. Normalleşme sürecinin Özgür Özel açısından ayrı bir önemi var. Kemal Kılıçdaroğlu yıkıcı bir muhalefet yaptı. Özgür Özel normalleşme siyasetiyle kendine alan açtı, Kılıçdaroğlu'ndan farklı bir çizgi oluşturdu. Böylece Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçti. Özgür Özel şimdi bunu terk ederse Kılıçdaroğlu'nun kötü bir kopyası olur. Zaten Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun kıskacıyla karşı karşıya bir de eski politikalara teslim olursa kendi farkını ortadan kaldırır. Özgür Özel nin önündeki en büyük handikaplardan birisi sıradanlaşmaktır. Kılıçdaroğlu'nun üslubu Siyasileri eleştirecek olsam da dikkatli bir dil kullanmaya çalışırım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerdeki açıklamalarını takip ederken hangi başlığı atacağım, ne diyeceğim konusunda zorlanıyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu barut gibi. Öyle bir hırsla saldırıyor ki züccaciye dükkanına girmiş fil gibi kırıp döküyor. Her tartışmada seviyeyi daha da düşürüyor. Sinanoğan'a verdiği yanıtı görünce artık bu kadar da olamaz dedim. Sinanoğan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıydı. 14 Mayıs seçimlerinde %5.2 oranında oy aldı. İkinci tur öncesinde Kılıçdaroğlu Sinan ziyaret edip kendisine destek vermesini talep etti. Sinan Kılıçdaroğlu'nun kendisine Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif ettiğini açıkladı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun ne yapması beklenirdi? Ya diyecekti ki hayır doğru söylemiyor ya da onu değil şunları teklif ettim. Peki o ne yaptı? Sinan o ana sana bırak üç bakanlık ve cumhurbaşkanı yardımcılığı vermeyi boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem dedi. Sen bekacı değil paracıymışsın dedi. Sen domuz bağcı teröristlerin ortağısın dedi. Bir bob ajanısın dedi. Dedi de dedi. Sinan o konuştum. İlk tur seçimlerden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir tesiste Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif ettiğini açıkladı. Bunlar şaşırtıcı değil. Ümit Özdağ bak Sinan anla. Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olmak için %1 oyu bile olmayan altılı masadaki 4 partiye Cumhurbaşkanı yardımcılığı, 8 bakanlık ve 39 milletvekili vermedi mi? Ümit Özdağ bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı, MİT başkanlığı ve 3 bakanlık teklif etmedi mi? Bunu hem altılı masadaki ortaklarından hem de CHP'den gizlediği ortaya çıkmadı mı? Ümit Özdağ ile gizli protokol yapan %5.2 oranında oy alan Sinan Oğan'a neler teklif etmez? Bir el Kayseri'yi karıştırıyor. Kayseri hayırseverlerin birbiriyle yarıştığı bir şehirdir. Kayseri ticaretin, üretimin şehridir. Ancak Kayseri son günlerde olaylarla gündemde. Eline baltayı alan iki kişi Atatürk büstüne saldırdı. Görüntülerini izledim. Fotoğraflarının çekilmesi için özellikle poz veriyorlar. Belli ki ajan provokatörlere Atatürk büstüne saldırın talimatı verilmiş. Seçimlerden sonra Kayseri Pınarbaşında ise eski MHP'li belediye başkanı Memduh Uzunoğlu'nun kardeşi Ejder Uzunoğlu ve beraberindekiler CHP'den belediye meclisi üyesi olan Şerafetin Bahadırı önce darp edip sonra silahla yaralıyorlar. Önceki gece ise Suriyelilerin bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu haberi yayılıyor. Bunu söylemekten utanıyorum ama sadece olayı tarif etmek için yazıyorum. Yoksa alçakça cinsel tacize uğrayan kız çocuğunun hangi milletten olduğu önemli değil. Suriyelilerin Türk kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla kitleler harekete geçiriliyor. Bir grup Suriyelilere ait iş yerlerine, evlere saldırıyor. Yakıp yıkıyorlar. Yangını söndürmek için gelen itfaiyeye dahi engel oluyorlar. Savaşta bile itfaiye ve ambulans engellenmez. Emniyet görevlileri cinsel tacize uğrayan Suriyeli kız çocuğu ve ailesinin devlet koruması altında olduğunu söylüyor ama öfkeli kalabalık bir türlü teskin olmuyor. Bu oyunu tanıyoruz. Biz bu oyunu Ankara'da, Altındağ'da gördük. Altındağ'da da dışarıdan gelen bir grup Suriyelilerin evlerine, iş yerlerine saldırdı. Türkiye'de gayrimüslim vatandaşlarımıza yönelik 6-7 Eylül olaylarının utancını yıllardır silemedik. Şimdi organize gruplar tarafından Suriyelilere yönelik linç olayları yaşanıyor. Ama özellikle de huzurun, hayırseverliğin, üretimin, ticaretin, vatana bağlılığın zirvede olduğu bir şehrimiz olan Kayseri'de bunların yaşanması çok üzücü, çok üzücü düşündürücü. Abdülkadir Selvi Hürriyet